they want to do something like this. This dome was carrying, you see, that is huge pillars. One, two, three, four of them. They are very big circles. They call them these pillars elephant leg. They look like elephant leg, so that's why it's called. The stained glasses was inspired by the Christian years ago. It was closed. So it is more or less same mosque like right now. As you see, here it might be some pictures. These are all hand drawn. Thank you very much. You see lots of children. Not because of their look like tulips. That's why they were not standing there. Why should they? Different location. 'Söyle abi, caminin özelliğini anlat. Ha, burası Sultanahmet Camii. 1609'da başlıyor, 1616'da bitiyor. Yaklaşık 7 sene boyunca Sedefkar Mehmet Ağa isimli ünlü bir mimar tarafından yapılıyor. Kendisi Mimar Sinan'ın çıraklarından biri. Bu cami İstanbul'un en ünlü lokasyonlarından birinde konumlanmış. 1. Ahmet için yapılmış. O yüzden Sultanahmet Camii diye isimlendirilmiş. Ayasofya'nın tam karşısında Osmanlı'nın mimari zaferi şeklinde belki yorumlanabilir. Çünkü ihtişamıyla, güzelliğiyle ön plana çıkıyor. 6 tane minaresinin olmasından başka içindeki 22 bini aşkın Çin'i süsleme, özellikle ikinci tarafta gördüğümüz, ikinci katta gördüğümüz Çinliler buranın güzelliğine güzellik katıyor. O yüzden yabancılar buraya Mavi Cami diyorlar. Hı hı.